çok toplanacak da. Bir keyifli toplantısı değil. Yani gerçekten bir sıkıntı var. Değil mi herkes? Şimdi değerli esnaflarımız, bu zam talebiyle ilgili toplantıya sunuyorum. Zam 2,5 TL'den 3 TL gibi bir düşüncemiz vardı. Bunu konuşuyoruz. Hani 3,5 da biz 3 lirada biraz karar kıldık. 3 TL zamı onaylıyorsak el kaldıralım. Onaylıyoruz abi. Evet. Yani derhal geçmesi lazım. Evet. Hemen üstü yok. Vallahi bu el kaldırmalardan dolayı demek ki çok geç kalmış biz zam talebimiz. Evet. Tarafımızın da dertlerini dinlediniz. Genel zaten dertlerin hepsi aynı. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız şu. Kendi çiftçimizi, kendi üreticilerimizi koruyamadığımız için şu anda şu simidin üretilişinin %100'ü tamamen dolara bağlı. Hani biz dolarla maaş almıyoruz ama biz dolarla tüketiyoruz. Önemli olan şimdi Türk parası dünyanın yani en geçersiz paralarından biri oldu. Ama tüketimimiz dolarla. Şunun üstündeki bütün malzemeler dolarla geliyor. Hem de %100. Bir de tabii ki halkın da alım gücü yok. E şimdi 5 tane çocuğu olan bir insan 5 tane simit aldığı zaman 15 TL. 15 TL herkese var mı? Asgari ücretle çalışan bir vatandaş bunu nasıl yiyecek? Eğer ki mantık şuysa, hani biz ekmeğe zam yapmayalım da gramını düşürelim gibi ise kimse kusura bakmasın, Ankara simitçi esnafı hırsız değildir. Buna da hiçbir şekilde göz yummayacaktır. Gramajından, susamından çalmayacaktır. Üretim hakkı neyse aynen üretimine devam edecek helal bir şekilde. Biz zam yapmaktan yana kesinlikle hiçbir şekilde değiliz ama sistem mecburen bunu güncelliyor. Yani biz zam yapmayı kesinlikle istemiyoruz. Masalın doğru. Çarpıyor gönderme rağmen. 1450 dolar olan susam fiyatı ham madde yani ham susam 1450 dolarken şu an 2000 dolar. Odun oldu. 400 liralık odun 1 milyar 200 oldu. 85 lira 90 liralık un oldu, 240 lira oldu, 220-240. Susam aldı başını gidiyor, 650-625'in oralarda diyorlar. Daha dolar dursa bile susam gidiyor. Bir simidin maliyeti bize yani rahat 2'ye yaklaşıyor yani. 1.75-2'nin aralarında. Hiç seçemiyorsun, haftada susama zam geliyor. Şimdi bu hafta dediler ki 625. Önümüzde hafta ne diyecekleri bellisiz. Son günlerde yaşamış olduğumuz bir küresel kriz var. Lakin Ankara'da bizim mal aldığımız esnafların bir gruplaşmasını hissetmekteyiz. Çünkü 3 tane susam firması var. Un çalıştığımızda belirli firmalar var. Bunların birlikte istişare ederekten ham maddeyi bilinçli olarak yükselttiklerini düşünüyoruz. Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürü 2 defa mesaj yazmama rağmen mesajıma bile dönüp bakmıyor. Sahipsiziz yani şu anda. İleriki günlerde yaklaşık bir 2-3 ay sonra belki de bu fiyatlara hiçbir malzeme bulamayacağız. Ve mesleğimizi icra edemez duruma geldik. Sahipsiz. Devletin sağımlık ineğiyiz ve sahibimiz yok. Yani ben bugün ham maddede bağlamış olduğum, toptandan almış olduğum üretimin, parasını ödemiş olduğum ürünün bana gelmemesinin sebebi nedir ben bunu da çözemiyorum. O zaman biz de simidi, 100 gramlık simidi bugün 50 grama mı çekelim? Bunu mu istiyoruz? Yani amaç bu mu? İnsanların boğazındaki nimeti mi çalalım? Biz bunu yapmak istemiyoruz. Bizim istediğimiz insanlara kaliteli hizmet, kaliteli yedirmek, insanlara hizmetin ne şekilde yapılmasını göstermek. Susam değil, yağ da aynı şekilde, susam da aynı şekilde. Biz bunları nasıl yapacağız? Nasıl alacağız? Ya ben bugün yağ almak istiyorum. Adam diyor ki kardeşim yağ yok. Nasıl yok ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin adam diyor ki yağ yok ya. Ya kara borsa da yok. Ya yok diyor adam ya. Adam diyor ki bir tane yağ var. Kaç para kardeşim? 220 lira artı KDV diyor ya. Ulan zaten biz bugün 1 kilo yağda çıkarttığımız 40 adet poğaça. O zaman biz de 100 gramlık simidi 50 grama çekelim. Onu mu istiyorlar? Yok. Amaç o değil ki. Amaç insana kaliteli yedirmek. Ya ben gelmişim 40 yaşıma ya. Ethem Usta benim çocukluğumu biliyor. Yıllardır da aynı sektör. Ben gece kalkmasam bu iş yürümez.
Ben gece kalkmazsam, bu işi öğretmezsem yürümez. Benim tabanımda ben adam yetiştiremiyorum ya. Yetişmiyor. Benden sonra yetişen var mı? Savaş da burada. Bizden sonraki nesilde yetişen nesil var mı yok mu? Bana bir gösterin ya. Şu anda eleman da yok, çalışacak adam da yok. Kendim yapıyorum şu anda, kendim üretiyorum. Ya çalışacak durum da yok herhalde yani. Eleman yok ki çalıştırayım yani. Kazanamadığınız için? Kazanamadığım için eleman çalıştıramıyorum. Şimdi bugün 4 tane elemanı çıkarttım. İşte çıkarttım. Çünkü niye? Durdurdum yani. 4 tane eleman bugün ne demek? 4 tane elemanın ailesi bütün en az 20 kişi. 20 kişi ekmek veremez oldum bugün. Tabii girdilerin bu kadar artması, sektörü böyle sıkıntıya sokması, tamam abi zam yapmayalım, mecbur yapılacak yani. Eğer bir girdi varsa bunun çıktısı olmaz tabii. Gelir gidere baktığın zaman sıkıntı. Burada büyük bir sıkıntı var. Ve abi az önce söyledi, bir ustanın gideri 10 bin lira. 10 bin liraysa 4 tane usta çalıştırıyorum ben, 40 bin lira. Doğru söylüyor. Bunun STK'sını yatıracaksın. Mecbur yatırıyorsun. İzin parasını vereceksin. Yıllık tazminatını vereceksin. Bu girdiler girdiği zaman, şimdi girdi atıyorum 10 lira çıktı, 15 lira nasıl olacak? Zam yapmıyor. Nasıl zam yapmayacağız ya? Bal dedi, bir de zam yapacağız. Eğer bu sektörde durmak istiyorsak, yanımızdaki elemanları çalıştırabiliyor isek, devlet baksın bunun şeyine. Biz niye bakıyoruz yani? Mazot olmuş 10 lira. Doğalgaz %48 zam alıyor. Susam 380 liraydı, 625 lira oldu. Aynı kara borsaya düştü gibi oldu ya. Yağ dersin poğaça yağı. Yine aynı. Adam yağ getirmiş, daha bir hafta olmadı. 175 lira. Dün geldi 225 lira. Unda mı dışarıdan geliyor? Bizim mesela devlet soruyor. Sorsan bugün diyor ki Türkiye neydi? Ofis var ya. Ofis mesela, Türkiye ofisi bir sıralarımız dolu diyor yani. Türkiye'nin diyor yetecek kadar buğday var diyor yani. Ya kardeşim, varsa buğdayı yani bunun Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yani buna bir el atması lazım kardeşim. Un fabrikalarının yani bu kadar un şeyi, bu bütün esnaf borçlu unculara, toptancılara. Tamam, ya anlıyorum, dışarıdan geliyor katıya, tamam eyvallah kardeş, ama yani bunun da yani unun da bir şeyi vardır yani. Bu unun da yani hani bir el atması lazım. Çünkü buğdayı biz yetiştiriyoruz. Ondan sonra bugün yumurtanın fiyatı 30 lira kardeşim. 23 liraya zor alıyorum bak. 23 liraya toptan yumurtayı zor alıyorum bak. Bugün 3 tane 4 tane zaten un piyasını belirleyen firmalar var zaten, belli. Konya'da olsun, burada olsun. Yani bu fiyatı belirleyen firmalar var zaten. Bunlara desin kardeşim böyle böyle. Bu su şey mi yok, un mu yok? Şey neydi? Buğday mı yok size, buğday? Versin kardeşim devlet. Yani bunu devletin bir an önce buna bir çözüm bulması lazım yani. Yani bu kadar da olmaz yani. Çok ilgisiz yani. Abicim yani siz mesela bir yani şeyde değil ki, bizim peynir de aynı kardeşim. Aynı artıyor yani. Mesela kaşar da aynı. Şu anda bugün mesela 27-28 liraya aldığımız kaşar şu anda 45 lira kardeşim. Alamıyorsun yani. Alamıyorsun yani. Böyle bir sıkıntıya girdik yani. Ya neyimiz yok yani. Ya kaşarda da mı dışarıdan gelen bir şey var kardeşim? Onu anlamıyorum yani. Kaşarda da mı dışarıdan gelen bir şey var? Ya tamam, mazot arttı kardeşim, arttı 28. 35. 35 yap. Ya tamam kardeşim, un yok. Yok tamam, ama bizim geçen sene bu zaman aldığımız un ne kadardı kardeşim? 100 liraydı değil mi? Ya 110 liraydı, öyle mi başkanım, kaç paraydı? 105 lira. Ya kardeşim şu anda 250 milyon ya. Ya 250 milyon yani, bu kadar mı arttı yani? Ya ne arttı kardeşim? Elektrik kaç arttı? Doğalgaz kaç arttı? Mazot kaç arttı? Fiyatlara bakarak arttıralım ya. Ya bunun yani bu kadar %1 milyon arttırmanın ne anlamı var yani? %500 arttırıyorsun abi sen. Şu anda %500 olmuyor mu kardeşim? %150'ye geliyor. Eleman bile gördüğün içine bakıyor. Yani herkes, çalışanlar da aynı. Yani her şey yani bir anda. Ya şimdi her şey arttı. Ya kardeşim asgari ücretti. Asgari ücretti geçen sene bu zamanlar. Geçen sene bu zaman asgari ücreti aldığında insanlar ne kadardı? Asgari ücret. Mesela yılbaşında ne kadardı? Aldığında 2700. 2800'de. Ta 3 versin. Kardeşim şimdi bir yumurtadan pay biç. Ya %100-200 arttı yani. Bu maaş arttı mı, artmadı. Kaşar %150 arttı. Her şey %150 arttı yani. Ya bugün 100 milyonluk unu 150 milyon alıyor. Ya bu yani bundan pay biçer. Kaşar 30'da aldığın unu, 30 aldığın kaşarı bugün 45 liraya alıyorsun ya. Kuralım diye nereye kaldırsın? Çok mantıklı ya. Evet, yani %95'imiz diyor ki o kadar.